daha küçük ölçüde olmak üzere var. Ne gibi şekillerde var? Özellikle strateji çalışırken biz sosyal medya datasını ve insight'ını bayağı derinlemesine inceleyip ona göre strateji çıkarıyoruz. O yüzden mesela Nescafe'ye ya da bir işte ilaç markasına çalışırken insanlar bu ürünü neyle kullanıyorlar, hangi okazyonlarla kullanıyorlar, hangi segment nasıl tüketiyor, yanında ne yiyor, ne içiyor, ne yapıyor, mutluyken mi, mutsuzken mi, hangi duyguyla gibi böyle çok büyük bir matris içerisinde onu o datayı analiz ediyoruz. Ve oradan da çıkan sonuçları kreatif stratejiye çeviriyoruz. Bir bu tarafı var. Diğer tarafta bütün bu anlattığım medya ile ilgili kısmı biz yapıyoruz kendi içimizde. Yani o medya segmentation, matrisleme, işte bir değil bin tane farklı reklam yaratma, onu otomatik yapma, onu kendi içimizde yapıyoruz. Bunun dışında biz bütün ajansı bir software üzerinden yönetiyoruz zaten. Kendi yazdığımız bir software üzerinden. O yüzden ajansta hiç kimse işle ilgili mail atmıyor. Hiç kimse birbirine attachment'la tasarım göndermiyor. Bir proje planı bir Excel dosyası olarak gitmiyor ya da işte atıyorum Mehmet'in üzerinde önümüzdeki 2 hafta ne işi var sorusuyla bile ortalıkta çıldırmış bir şekilde dolaşan proje menajerler yok. Çünkü bunların hepsini yapan bir tane software var yazdığımız. Ve o software de akıllı bir software. Sürekli kullanıldıkça kendini geliştiriyor. Kullanıyoruz aslında farklı Çok şekillerde. yenilikçi aslında hani bu konuştuğumuz şeyler. Birçok büyük şirketin bile henüz gelemediği, belki de büyük oldukları için gelemediği bir nokta. Bunu kendi iç ekibinizle mi dışarıdaki partnerlerle mi Kendi yapıyorsunuz? çekimimizden. Teşekkürler. Rica ederim. Bunu yapan başka ajanslar var mı peki böyle datayı? Bilmiyorum. O kadar herkese Biliyorsunuz. sormuyorum yani. Yapıyorlar mı diye. Gerçekten bilmiyorum. Yani mutlaka her ajansın, yani bazı ajansların kendi yazdığı software'ler vardır. Ve eminim ki bazı ajanslar bu konuştuğum konularda çalışmalar yapıyordur. O kadar hakim değilim. Çünkü bir reklam ajansının software yazıyor olması çok açıkçası şey Evet değil, ama biz reklam ajansı olarak alışılageldik diye olay başlamadığımız değil için, hani biraz daha dijitalden başladığımız için. Ya biz bir sürü değişik şey yapıyoruz. Biz işte bir marka için mesela çocukların en büyük problemi, yeni doğan çocukların en büyük problemi ortalama 20 dakikada bir uyanıyorlar yeni doğan çocuk ve ilk 6 ay böyle geçiyor. Anneler ve babanın korkulu rüyası olan ilk 6 ay. O yüzden biz mesela şöyle bir araştırma sonucundan yola çıkarak bebeklerin ilk duyduğu ses anne sesi doğmadan önce. O yüzden de anne sesine respond ediyor olmanın sebebi o. Çünkü ilk hatırladığı ses o. Onu duyduğu zaman sakinleşiyor, kendini gene o güvenli dünyasında olduğunu düşünüyor. O yüzden biz bir tane karaoke uygulaması yaptık. İçinde ninniler var. Anne orada karaoke uygulaması üzerine kendi sesiyle ninnileri okuyor. O iPad ya da iPhone çocuğun olduğu odaya koyuyor. O app sadece bebek ağlamasıyla çalışıyor. Bebek ağladığı zaman ninnileri çalmaya başlıyor anne sesiyle. Ve çocuk sakinleşiyor. Sonra böyle işte anneler dediler ki ya test yaptık. İşte iPad, iPhone, radyasyon falan falan. Biz de oturup bunu bir devreye çevirdik. Ve o devreyi bir ayının içine sakladık. Ben şimdi bebeğin yanına ayıyı koyuyorum. Buradan Bluetooth'la basıyorum, stream ediyorum içine. Saklıyor ninnileri. Bebek ağlayınca ayının karnındaki sistemden, speaker'dan ninnileri söylemeye başlıyor. Şimdi mesela böyle bir ürün de geliştiriyoruz biz. O yüzden yani bizim işimizin bir parçası.